Arkadaşlar merhaba. Basit düzeyde QR kodu oluşturmayı anlatmıştım. O videoyu izlediyseniz şimdi daha profesyonel QR kodu oluşturma işleminden bahsedeceğim. Eminim çok beğeneceksiniz ve çok basit. Tek yapmanız gereken bu videoyu izlemek ve işlemlerin aynısını uygulamak. Bu videoda sizler de PDF dosyalarınız için, görselleriniz için, sosyal medya hesaplarınız için ve istediğiniz tüm çalışmalar için QR kodu oluşturabilirsiniz ve ücretsiz hem de pro özelliğiyle beraber hiç zamanınızı almak istemiyorum. Direkt videoya geçelim. Tek bir ricam var. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Selam arkadaşlar. Bir önceki videomda temel olarak bir bağlantıyı veya bir metni QR kodu oluşturmayı göstermiştim. Şimdi daha profesyonel çalışmalar için QR kodu oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle sizden istediğim QR Code Generator sitesine giriş yapmanız. Bu web sitesi üzerinde görmüş olduğunuz gibi URL, kimlik kartı, metin, e-posta, SMS bakın bu çok ilgi, ilgimi çekmişti. Telefon numaranızı, mesajınızı giriyorsunuz ve QR kodu oluşturuyorsunuz. Wi-Fi, Bitcoin, Twitter, sosyal medya hesaplarınıza bağlantı verebiliyorsunuz. Ve en güzel özellik bize ücretsiz olarak sunuyor bunu ancak hesap açacağız onu da göstereceğim şimdi. PDF ve MP3 ayrıca resim için QR kod oluşturma imkanımız var. Şimdi hep birlikte kayıt oluşturacağız. Nasıl kayıt oluyoruz? Siteye giriş yaptığımızda sağ üst taraftan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda size birkaç tane soru soracak. Burada güzel bir özellik var. Bize Pro özelliğini 14 gün boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Buradaki bilgilerde firmanızı seçin diyor. Ben personal use yani kişisel kullanım için diyorum. Bir e-posta adresi giriş yapın, parola oluşturun ve alttan yazdırma materyalinizi ben en altta hemen şöyle geldiğimde şurada sosyal medyayı seçiyorum. İsterseniz kendinize göre seçebilirsiniz. E-mail'e par parolayı girdik hemen şartları kabul ediyoruz ve sign up'ını abliyoruz kayıt olduktan sonra mailinize bir aktivasyon geliyor. Bu aktivasyonda activate account butonuna basıyorsunuz ve artık oturumunuz açılıyor. Başarıyla giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Sol alt tarafta kaç gün ücretsiz kullanım hakkınız kalmış görebiliyorsunuz. Hemen kod oluşturacağız. Sağ üst taraftan create QR code butonuna tıklıyorsunuz ve karşınıza gelen listeden hangi türden bir QR kodu oluşturmak isterseniz seçiyorsunuz. Ben daha profesyonel çalışmalar için PDF, MP3 veya görseller için deneyeceğim. O nedenle hemen biraz daha aşağı indiğimde şurada bakın image kısmı veya sosyal medya etkinlik PDF kısmını kullanacağım. Ben buradan örnek olarak bir PDF'e tıklıyorum. Nasıl yapacağımızı şimdi görebiliriz. Oluşturmak istediğiniz QR şeklini seçtikten sonra aşağıda next butonuna tıklıyorsunuz ve çalışma alanı gelecek. Bu çalışma alanında sizden QR kodunuza bir isim girmenizi istiyor. Bu diğer çalışmalarda da aynı işlem, aynı şekilde. Buraya bir isim giriyorsunuz. Hadi girelim. Öğretmen çocuk dedik. Şimdi diyor ki bir PDF dosyası yükleyin. Ya da bakın direkt PDF'e bağlayın diyor. Bakın bu da güzel. Ya da direkt ne yapacağız? Az sonra göstereceğim. Hemen buraya bir tane PDF dosyası yükleyelim. 20 MB'e kadar. Şimdi ben bir bilgisayarımdan PDF dosyamı yüklüyorum. Upload PDF'e basıyorum. PDF'imi seçtim ve şu an yükleme gerçekleşiyor. Bakın burada göstergede %0, %31 artıyor hızlı bir şekilde dosyanızın boyutuna göre. Şimdi yüklendikten sonra arkadaşlar şimdi burada isterseniz change yani PDF dosyanızı değiştirebiliyorsunuz. Ya da bakın ön izlenim görselini de ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da isterseniz siz seçersiniz. Bakın direkt buradan seçiyorsunuz veya upload diyerek bir ön izleme görseli yükleyebilirsiniz. Şimdi burada altta biraz daha indiğimizde e, tasarım var. Ben şöyle bakın tasarımımı şöyle ayarlayacağım. Şöyle bakın isterseniz değiştirebilirsiniz veya buradan renk seçersiniz. Ben hazır şablonlardan şunu denemek istiyorum. Biraz daha aşağı indiğimde basit bilgi kısmı var. Buraya isterseniz işte şirketin ismini, başlık, tanım veya web site verebiliyorsunuz. Ben yine ne yapacağım YouTube kanalımın linkini vereceğim. Şurada bakınız bir welcome screen yani hoş geldin ekranı var. E, QR kodunu okuttuğumuzda bir hoş geldin mesajı isterseniz buradan bir görsel ekleyebiliyorsunuz. Change dersem ne yapacağım? Görsel ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Benim logomu seçtim. Bu logodan da ayarlayabiliyorum. Hemen tasarımını şöyle kırparak confirm diyerek onayladım. Benim hoş geldin mesajım bu olsun. Yani isterseniz burada bir dönüt verebiliyorsunuz, feedback verebiliyorsunuz. Mesela teşekkürler ya da işte indirdiğiniz için, açtığınız için teşekkür ederiz gibi cümlelerle ziyaretçilere mesaj verebilirsiniz. Tüm ayarlamaları yaptıysanız eğer next diyorsunuz. Next dedikten sonra karşımıza gelen ekranda benim şu an PDF QR kodum oluştu. Görebiliyorsunuz ekranda zaten. Şimdi burada ne yapacağız? Tasarım ayarı var. İsterseniz şuradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Ancak ben rengini siyah yapmak istiyorum. Daha asil duruyor. Buradan yine bakınız tasarım olarak çerçevelerini düzenleyebiliyorsunuz. Hatta en güzel kısmı da şuradaki yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Tara beni. Beni tara gibi kelimeler yazdık. Tasarımını da şöyle değiştirebilirsiniz isterseniz. Bakın beni tara telefon şeklinde oldu. Bu da güzel oldu. Yine QR kadın nokta tasarımlarını bile böyle şu an bakın basıyorum. Bunları bile değiştirebiliyorsunuz. Şu daha hoş duruyor bence. Bu olsun. Yine bu kodların da rengini ayarlayabiliyorsunuz. Logo da ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz yükleyin buradan. İsterseniz var olan logo üzerinden tasarımınızı ayarlayın. Şuraya bakın. Short URL kısmı var. Şimdi bunu isterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Ancak burada bize daha fazla kullanılamayacağını dair bir uyarı var. Bunu iptal edelim. Şuradaki linki kopyalarsanız bu direkt QR kodunuz linki oluyor zaten. Yani taramadan da bunu oluşturan bu linki verip paylaşabiliyorsunuz. Bu pdf'e ulaşabiliyorsunuz. Ancak ziyaretçilerinizin veya takipçilerinizin telefon uygulamasından bu QR kodun telefonlarından okutup uygulamaya veya bağlantınıza pdf'inize ulaşmasını istiyorsanız hemen sol alt tarafta bulunan download'a basıyorsunuz ve oluşturmuş olduğunuz QR kodunu indiriyorsunuz. Evet indi açalım nasıl görünüyor. Evet güzel. Gayet istediğim gibi gayet de hoş durdu. Şimdi ne yapacağız hep beraber telefondan okutacağız bakalım karşımıza ne çıkacak Şimdi yine telefonuma bağlandım QR kodumu da açtım Telefon ekranını sizlerle paylaşıyorum Hemen ne yapacağız Kamera uygulamasını tekrar açış yapıyorum Ve Hemen Benim QR kodumu taratıyorum bakın sağ altta QR kodu bağlantı kısmı çıktı buna bastığımda Bakın internet sitesine git diyor. Git dediğim anda bana bir PDF dosya gelmesi gerekiyor. Şimdi bakalım. Evet beni böyle karşılayan bir logo hazırlamıştım. Ve bakınız PDF'im göründü. Hemen altta ne var? View PDF. Yani PDF'i görüntüle diyorum. Evet şu an telefonuma indirdi. Ve oluşturmuş olduğum PDF dosyam. Ben böyle basit bir PDF hazırlamıştım. Örnek olsun diye. Gayet sağlıklı bir şekilde indi. Amacıma ulaştım. Ayrıca ücretsiz sürümde size kaç kez tarandığını gösteren bir sayısal burada veriler de var. Bunu hesabınıza giriş yapıp görebiliyorsunuz. Oluşturmuş olduğunuz QR kodlarını. Bu videoda anlatmış olduğum tüm yöntemler üzerinden aynı şekilde bakın sosyal medya linkleri verebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz pdf dedik zaten. MP3 oluşturabiliyorsunuz. PDF yüklemek yerine bu sefer MP3 diyorsunuz. İşlemlerin hepsi aynı basit. Yine sorunuz olursa yorum olarak Telegram veya Instagram'dan bana ulaşın. Anında size cevap vermeye çalışacağım umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.